Hı hı. Şimdi aile kabul ediyor diyelim. Doktora gitti. Doktor dedi ki efendim otistik çocuğunuz hı hı. ya da zihinsel engelli çocuğunuz. Bu sefer ikinci bir problem ortaya çıkıyor. Tarım ben böyle bir şeyi hayatımda hiç duymadım bu nedir? Hı hı. Burada doktorlara çok iş düşüyor. Ne gibi bir iş düşüyor? Birincisi doktor şöyle söyleyebilir. Efendim çocuğunuz zihin engelli. Vallahi bilemeyeceğim ne yapacağınızı. İkincisi diyebilir ki efendim Down sendromlu bir çocuğunuz var ama biliyor musunuz Türkiye'de artık bu konuda çalışan çok uzman var. Şuralarda şuralarda ya da Kıbrıs'ta her neyse uzmanlar var. Şu kişiye gidin erken eğitime başlarsanız müthiş bir yararı olacak. Dolayısıyla biz özellikle kendi üniversitemizde tıp fakültesi öğrencilerine, e, yetersizlikler, engeller, hı hı. özürler konusunda çok duyarlı olmaya ve onların ailelere bu tanıyı bilgilen, tanıyı söylemeleri konusunda çok duyarlı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü orada aile zaten şaşkın. Hı hı. Diyelim ki doktor da söyledi, çok güzel söyledi efendim böyle bir sıkıntı var, bu problem budur. Artık internet var, herkes hı hı. çılgınca araştırıyor. Bu sefer karşınıza şöyle bir şey çıkıyor. Çocuk eğer çok küçükse Kimler küçük yaşta eğitimle uğraşıyor? Çünkü artık özel eğitimin içerisinde erken çocukluk özel eğitimi ayrı bir alan. <laughs> yani özel eğitimci olmanız çok küçük çocuklarla çalışmanız için yeterli değil. <laughs> Ve Türkiye'de 96'da çok sistematik olarak erken çocukluk özel eğitim programları başladı. 3-5 kişi var. Ben 3-5 kişinin olmasının hiç olmamasından çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ağırlıklı olarak aile eğitimine dayalı bir sistem kuruyorsunuz ve aile eğitimine dayalı bir sistem erken yaşta başladığınız için müthiş bir etki yapıyor. Zaten Amerika'da, Avrupa'da 1980'lerden itibaren başlamıştır erken çocukluk özel eğitimi ve yapılan binlerce araştırma vardır. Bu araştırmaların sonuçları da şunu gösterir. Erkenlik çok etkilidir. Birçok boyutta. Biraz sonra gerekirse tekrar döneriz. Şimdi ailenin bunu görmesi, çocuğun yararlandığını, geliştiğini görmesi, ailenin çocuklarla ilişkisini düzeltir, toplumun beklentilerini hı hı. daha gerçekçi yapar vesaire. Çocuğun yaşı büyükse yine iki alternatif var. Bizim ülkemizde size tam nasıl olduğunu öğrenemedim. İki alternatif var. Bir tanesi ya özel eğitim okullarına gider, yani zihin engelliler okulları vardır, hı hı. eğitim uygulama okulları, iş okulları vesaire. E, görme engelliler okulu vardır. Ha bunları onaylıyor musunuz derseniz o başka bir şey. Ama vardır. Hı hı. İkincisi de çocukları olabildiği kadar desteği verip normal okullara yerleştiririz.